Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün bu videoyu oyun kuşu yavrusu nasıl uçurulur, taklacı güvercin yavrusu nasıl oyuna sokulur, o konu hakkında kendi görüşlerimi paylaşmak için çekiyorum arkadaşlar. Şu an yavru kümesimizdeyiz. Bu kuşların hepsi yavru. Şimdi herkes kendine göre bir stili vardır. Herkes kendine göre kuş uçuruyor. Evet arkadaşlar, gördüğümüz bu kuşların hepsi yavru kuştur. Şimdi kuş yumurtadan çıktıktan sonra yaklaşık bir ay sonra, tabi biraz bakıma bağlı, bir ay sonra yeme düşerler. Peki oyun kuşu yavrusunu nasıl uçuracağız? Kuş yeme düşüp annesinden babasından kesildikten sonra, yani annesinden babasından bıraktıktan sonra yem vermeyi, ilk önce kuşu olduğu bölgeye, evine alıştırmak lazım. Bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü kuş ilk kez dışarısını gördüğünde çok heyecanlı olur ve kalkıp uçup gidebilir. Hele hele büyük şehirlerde falan böyle kaybolmalar, yavru kaybolmaları çok olur. İlk böyle bir iki hafta kuşu zorlamadan çatıda veyahut da işte yerimizde, artık neredeyse yuvası, yuvada böyle kendi başına hiç uçurmadan diğer kuşlarla birlikte, bakın bu çok önemli, yanında refakat edebilecek, yuvayı iyi tanıyan büyük kuşlar da olması lazım. Onlarla bir iki hafta böyle yuvanın üstünde iyice yuvayı öğrenmesi lazım. Sonra kuş zaten yuvaya alışıp yerini öğrendikten sonra yavaş yavaş zaten böyle hareketlenmeye, işte kalkmaya, uçmaya, sağa sola konmaya falan başlayacaktır. Yavaş yavaş bu süreçten sonra yavaş yavaş kuşumuzu kovalayabiliriz arkadaşlar. İlk kovalamada, yani böyle birkaç kovalamada kuşumuz böyle hemen konacaktır yuvaya, yani çatısına, yuvasına. Ondan sonra bu böyle bir iki haftada o şekilde devam ettikten sonra zaten kuş zamanla iyice havada kalmaya başlayacaktır. Bu kalma süreleri uzayacaktır. İşte 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika, yarım saat. Yavaş yavaş kuşun kalma süreleri uzayacaktır arkadaşlar. Bu şekilde kuşun iyice kalma süresi uzadıktan sonra yanına, ben öyle uçuruyorum, yanına iyi uçan, hani böyle havada bayağı kalan kuşlarla uçurmayı tercih ediyorum. Yani asla, yani yalnız uçurulmaz kuş, yani yavru kuş. Mesela ben dörder dörder, beşer beşer böyle bu kuşları gruplar halinde uçuruyorum. Şu gördüğünüz kuşları. Kuş zaten ilk uçmadan sonra böyle işte kanat vurup bel kırma dediğimiz olaya geçiyor kuşlar. Ondan sonra zamanla yavaş yavaş iyice böyle beli kırıyor, bel kırma mesafesini uzatıyorlar. Ondan sonra kuş yavaş yavaş taklayı çevirmeye başlıyor. İşte taklayı çevirdikten sonra bu kuşu ne kadar uçurmalıyız? Ben sabah akşam olmak üzere günde 2 idman veriyorum böyle taklayı çevirmiş kuşlara. Çünkü taklayı çevirdikten sonra kuşu bırakmamak lazım, boşlamamak lazım. Çünkü takla önemli. Taklayı çevirdikten sonra kuş boşlanmamalı. Sabah akşam, yani fırsat buluyorsanız sabah akşam, eğer fırsatınız yoksa mutlaka her akşam yavruyu uçurmanız lazım. Ondan sonra taklayı iyice çevirip işte 2 takla üst üste, 3 takla üst üste atmaya başlayacaktır kuş. Ondan sonra baş dediğimiz olaya geçer kuşlar. Tabi bu kuşları, bu yavruları ne kadar uçursanız uçurun, sağlam kan oyun kuşu değilse, yani emeğinizin karşılığını alamazsınız. Tabi her şeyden önce sağlam kan iyi oyun kuşu, taklacı güvercin bulmanız lazım. Ondan sonra kuş havada baş yapmaya başladığı zaman
bu kuşu teke düşürmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü kuş havada oynamaya başlar. İyice oynar, oynar, oynar. Tabii kuşun kalitesine göre. İyice oynamaya başladığı zaman teke düşürürseniz havada tek kaldığı için kendini taklaya verecektir kuş. Böyle 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 takla ata 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 kuş taklayı iyice söktükten sonra takladan bıkacaktır. Yani havada takla atmaktan bıkacaktır kuş. Nefesi açılacaktır ve bu sefer dama çekmeye başlayacaktır kuşu. İşte bu süreç çok önemli. Bu süreçte dama teke düşürüp dama gelmeye başlayan kuş bazen gelir bir tane atar, bazen çekiyormuş gibi yapar, iç atmaz. Bazen gelir 2-3 tane üst üste atar. Bu sizi yıldırmaması lazım. Bu kuşu sürekli uçurmanız lazım ki taklalarını çoğaltıp mesafesini uzatabilsin. Yani işin önemlisi kuşu uçurmak lazım arkadaşlar. En önemli olay budur. Kuş uçacak. Hatta bir atasözü vardır. Kuş uçtukça, at koştukça güzelleşir diye. Kuşu uçuracaksınız arkadaşlar. Günde 2 idman hiç yapamıyorsanız mutlaka günde bir sefer uçurmanız lazım. Dediğim gibi yavruken kalabalık uçurabilirsiniz ama iyice böyle taklayı tek tuk taklatmaya başladığı zaman 2'şer 3'er gruplar halinde uçurursanız kuşumuzun sökülme süresi daha da kısalacaktır. Yani daha çabuk sökülecektir. Hani kalabalık uçurduğunuz zaman kuş çabuk sökülmez. O zaman süre zarfı uzar. Bu da tabii biraz sabır, biraz emek. Boşuna demiyor herkes, Allah herkesin emeğinin karşılığını versin diye. İşte emek meselesi. Emek vereceksiniz. Ama mutlaka kuşun en önemli şeyi kuşu uçurmaktır. Kuşun uçması lazım. Kuş uçtukça beklentilerinize karşılık vereceğine eminim. Ama tabii her şeyden önce dediğim gibi sağlam oyun kuşu bulmanız lazım. İyi kan oyun kuşu olması lazım ki emeğinizin karşılığını alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, umarım yardımcı olabilmiştirim. Sormak istediğiniz sorular olursa videonun altına yorum yazabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince cevaplarız. Ve ayrıca bize destek olmak için videomuzu beğenirseniz, abone olursanız bize destek olursunuz. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.